Merhaba, ben Elif Ilgın Saçan. 2 senedir kendi filmlerimi yapıyorum. Çizimlerini ve animasyonlarını kendi yaptım. Toplam 3 tane film var. Aslında bu işte ben de birazcık yeniyim. Ama sizlere deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Bugün size anlatacağım 12 temel prensip, aslında 1928'den beri yayınlanan ilk animasyonun temellerini oluşturan ve aslında bu işin kitabını yazmış insanların bir araya gelip karar verdiği ve olmazsa olmaz dediği 12 temel prensip. Animasyonu bu kadar sevmemize sebep olan, onu bu kadar büyülü yapan sadece 12 tane ufak detay var. Şimdi size onlardan yavaş yavaş bahsedeceğim. Ama önce animasyonun ne olduğundan birazcık bahsedelim. Animasyon, kitaptaki tanımına göre, devamlılığı olan çizim veya görüntülerin peş peşe oynatılarak gözle hareket ediyormuş hissi uyandırılmasıdır. Peki bu ne demek? Daha önce hiç defterinizin kenarına küçük küçük çiçekler çizdiniz mi? Sayfaları çevirdiğinizde çiçeklerin hareket ettiğini ya da size öyle geldiğini hiç düşündünüz mü? Ya da diyelim ki kardeşinizin üst üste bir sürü fotoğrafını çektiniz ve fotoğraf rulosunda dolaşırken hızlıca geçtiğiniz fotoğrafların bir anda hareketlendiğini gördünüz. Böyle bir anınız oldu mu daha önce? İşte buna animasyon diyoruz. Ve aslında animasyonu güzel yapan sadece 12 tane ufak detay var. Bu ufak detay, ufak demeyelim, çok önemli detaylar. Animasyonu animasyon yapan çok temel prensipler. Şimdi yavaş yavaş onlara geçeceğiz. 1. Esneme ve sıkışma. Doğada her nesnenin kendisine has bir davranışı vardır. Şimdi düşünelim. Sünger bayağı yumuşaktır ve üzerine bastığımız zaman sıkışır. Ama kayalar bayağı serttir. Kayalar dalgalara bile göğüs gelebilirler ve hiç yerlerinden oynamazlar ve formlarından hiçbir şey kaybetmezler. Dünyadaki bütün maddelerin çevreleriyle olan etkileşimleri farklıdır. Kimisi rüzgara, kimisi suya tepki verir, kimisi erir. Mesela tereyağı gibi. Bir tereyağı animasyonu düşünürsek aslında sudan farkı yoktur animasyon bittiğinde. Peki üzerine basılan çimleri düşünelim. Çimleri düşüneceksek aslında çimlerin ne kadar güçlü olduğundan bahsetmemiz gerekir. Çünkü çimler ezildikten sonra bile ayağa kalkarlar ama ezilirler. Çiçekler ise rüzgarla beraber sallanır ve uzarlar ve tekrar eski formlarına geri gelirler. Yani elementlerin, maddelerin, nesnelerin her şeye verdiği tepki birbirinden farklı ve karakteristiktir. Bu da onlara karakter vermemizi, yani onları biraz olsun insanlaştırmamızı kolaylaştırır. Kolaylaştırmasa bile biz bunu bir şekilde başarabiliriz. Çünkü animasyonda esneme ve sıkışma, nesneler ve karakterlerin hacmine, yoğunluğuna ve karakteristik özelliklerine dair fikir verir. Ve biz bu fikirleri yönetebiliriz. Aslında bir tereyağı çok cesur ve sert bir boksör olarak çizebiliriz mesela. Ve güneş gelse bile erimeyebilir. Yumuşak nesneler hareket halindeyken esneyebilirken sert nesnelerin hareketten dolayı pek de etkilenmediklerini söylemiştik. Fakat bunların üzerindeki yetkimizden söz edecek olursak aslında bu yetkiler bizim animasyona dair en sevdiğimiz şey değil midir? Mümkün olmayanı mümkün göstermek. Animasyonun büyülü dünyası işte böyledir. Yani düşünürsek bir dinozora bale bile yaptırabiliriz. Voy dinozor belki bale okulundan birincilikle mezun olabilir. Ya da 100 tane sumo güreşçisi düşünelim. Onları bir oturma odasına sığdırdığımızı hayal edelim. Hayal edebildiniz mi? Belki gerçek dünyada değil ama animasyonda bunu kesinlikle yapabiliriz. Şu an bunu düşünmesi bile bayağı eğlenceli. 2. Hazırlık. Aslında bütün eylemlerimize hazırlanırız. Farkında olmasak bile.
birdenbire yaptığımız hiçbir eylem yoktur aslında. Nefes vermeden önce nefes alırız. Ben buraya gelmeden önce bu konuşmaya 2 gün hazırlandım. Yoksa bunu yapamazdım. Voleybolcular topa vurmadan önce esnerler. Başka sporlardan örnek verecek olursak, yüzücüler atlamadan önce zıplarlar. O suya girmeden önceki anda onların kendilerini yukarı doğru ittirdiklerini ve bundan güç aldıklarını görebiliriz. Ve kediler. Kediler avlarına saldırmadan önce çok uzun süre hazırlanırlar. Hem de o kadar uzun süre hazırlanırlar ki evimizdeki o sevimli kedinin nasıl bir yırtıcı olduğunu o an hatırlarız belki de. Animasyonda hazırlık, eylemlerin yani hareketlerin yani herhangi bir şeye verdiğimiz oynama etkisinin gücünü birazcık daha artırmak için yapılır. Yani sizleri birazcık daha etkilemek için. Bir aksiyon sahnesi düşünelim. Mesela bir kılıç. Yavaş çekimde havaya kalkan bu kılıç havada aldığı güçle daha da hızlı savrulur. Animasyonda bu hareketler aslında birazcık daha etkileyici görülür. Normal çekimde gördüğünüz kılıç animasyonda uzar uzar ve büyür ve daha güçlü bir etkiyle avına doğru iniş yapar. 3. Sahneleme. Aslında animasyonun tekniğiyle doğrudan bir bağlantısı olmasa bile sahneleme, şu an ekranda gördüğünüz her şeyde, bütün dizilerde ve filmlerde ve şu anda burada olduğum bu sette de aslında önceliğimizdi. Etrafımda gördüğünüz bu dekor, bu masa, bu bardak hepsi bilinçli olarak buraya yerleştirildi. Sadece sizin için. Benim ekranın tam ortasında durmamın sebebi ilginizi kaybetmemek. Animasyonda buna çok dikkat ederiz. Çünkü emeklerimizin boşuna gitmesini ve gölgelenmesini istemeyiz. Eğer bir şeye emek verdiysek onu en ortada, başka şeylerin onu gölgelemesine izin vermeden göstermemiz gerekir. Dikkat çekmek istediğimiz şeyleri odak noktasına koyarız. Aslında bu ekranın odak noktası benim. Diğer detaylarsa beni daha fazla göstermek için yapılmıştır. Böylece ilginiz tek bir yerde toplanmış olur. Bazen animatörler, yani animasyon yapan insanlar, karakterlerin tamamını çizmezler. Dikkat ettiniz mi? Eğer dikkat ederseniz bir bakın. Eğer bir sahnede karakterin sadece belden üstü gözüküyorsa belki o gün animatörler ayaklarını çizmek istememişlerdir ve belki bugün de bana öyle yapmışlardır. Peş peşe ve pozdan poza. Herkesin animasyon yapma şekli birbirinden çok farklı olabilir. Bazıları sıra sıra resim çizmeyi severken bazıları başının ve sonunun nasıl gözükeceğini planlayarak ve belirleyerek animasyon yaparlar. Aslında size bunu anlatmanın en doğru yolu size birkaç animasyon şeklinden bahsetmek. Mesela stop motion. Daha önce Pingu izlediniz mi? Küçük bir penguen. Aslında o penguenin fotoğraflardan ibaret olduğunu biliyor muydunuz? Ya da bilmiyorum, elinizdeki bir çiçek. Çiçeği döndürdüğünüzde gördüğünüz hareket
aslında çiçeğin kendi pozunu peş peşe takip etmesinden oluşur. Bazısının başı planlanarak, bazısının sonu planlanarak yapılır. Aslında planlanarak yapılan animasyonlar biraz daha işimizi kolaylaştırırken, özgürce yapılan animasyonların da başka bir havası vardır. Ama onlardan biraz sonra bahsedeceğiz. Diyelim ki bir tavşan çizmek istiyorsunuz ve ona ne yaptırmak istediğiniz kafanızda belli. Bu tavşan koşacak ve sonra uyuyakalacak. Uyuyakaldıktan sonra da havucunu yemeye başlayacak. Her şey çok güzel. Elimizde 3 adet poz var. Bu pozları peşi sıra dizdiğimiz zaman aslında sayfalarca çizeceğimiz animasyonun bir özetini önümüzde görmüş oluruz. Bu aslında ekran için yapılan çizgi filmlerde, filmlerde ve dizilerde çok fazla kullanılan bir metottur. Planlamayı önceden yaparsanız işinize daha az engel çıkar. Fakat belki de tavşanınızın ne yapmak istediğine henüz karar vermediniz ve onu koşturmak istiyorsunuz. Belki onu biraz yormak istiyorsunuz. Ondan sonra onun uyuyup uyumayacağına ya da havucunu yiyip yemeyeceğine karar vereceksiniz. Belki de başına bir şey gelecek. Onu uçmaya terfi ettirebilirseniz, nasıl isterseniz. Bunu yapma şekliniz aslında sizin animasyonunuzu nasıl yapmak istediğinize bağlı. Bu pozlara sadık kalarak da yapabilirsiniz. Ama isterseniz sonradan da karar verebilirsiniz. Fakat bu iki seçenek arasında öyle bir şey var ki aslında en özgür olabileceğiniz şey, yani doğa. Doğada pek çok element aslında istedikleri gibi hareket ederler. Ve rüzgarın nasıl eseceği o gün hiç belli olmamış olabilir. Diyelim ki rüzgarlı bir bahçe çizmek istiyorsunuz. Her şeyi çizdiniz, küçük bir ev koydunuz, küçük bir havuz yaptınız. Fakat o rüzgar esecek ve o yapraklar hareket edecek. Ve elinize 100 tane yaprak var. Belki de o 100 tane yaprağın her birinin hangi saniyede ne kadar ve nereye hareket edeceğini bulamamış olabilirsiniz. Bu noktada size biraz özgür bir alan tanımak istiyoruz. Lütfen siz de evinizde su, ateş ve yaprak animasyonları yapmaya çalışın. İçinizden geldiğiniz gibi davransanız bile aslında doğadaki bu doğal elementlerin sizin içinizden gelen şekle uyum sağladığını görebilirsiniz. Belki ilk denemenizde çok iyi olmayabilir. Ancak biliyorsunuz ki doğa kural tanımayabiliyor. O yüzden nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Takip eden hareket. Şimdi çok eğlenceli bir kısma geldik. Benim animasyon yaparken en çok hoşuma giden şey ve aslında animasyonu toparlayan ve ona o güzel tadı veren küçücük bir detay. Takip eden hareket. Şimdi kedilerden bahsetmiştik. Şimdi kedilerin kuyruklarını düşünelim. Yürüyen bir kedi düşündüğümüz zaman kuyruğunun biraz geriden geldiğini fark ederiz. Kedi ilerledikçe kuyruk biraz daha salınarak onu takip eder ve farklı bir hareketi vardır. Kedi dümdüz yürürse bile o kuyruk birazcık dalgalanır. Ve mesela konuştuğum zaman saçlarım. Ben elimde olmadan hareket etmeleri aslında benim hareketimi takip etmeleri ve beni birazcık taklit etmelerine bağlı. Sanki biraz geç kalmış gibi ama hemen yakalayacakmış gibi dalgalanırlar. Üzerimize taşıdığımız herhangi bir şey için düşünebiliriz. Mesela çanta, mesela bir kuyruk, mesela bir televizyon anteni. Aynı esnemede de olduğu gibi takip eden hareketlerin de nesnelerine ve cinslerine göre şekilleri farklıdır. Yani bir kedinin kuyruğuyla çantanın zinciri başka davranırken at kuyruğu ve saç örgüsü birbirinden farklı davranabilir. Burada sizin karar vermeniz gereken şey çok da fazla abartmadan
farklı ağırlıkları ve karakteristikleri olan nesnelere farklı animasyonlar vermeniz. Çünkü hayatta hiçbir şey tek düze değildir. Siz yürürken etrafınızda sallanan bir sürü şey olabilir. Küçük boncuklar olabilir, sırt çantanızın sapı olabilir. Bunları işin içine katarak animasyon yaparsanız çok daha güzel bir sonuç alacaksınız. Altı. Artan ve azalan ivme. Şimdi her şeyi unutun. Benim bir koşucu olduğumu düşünün. Ve yarışa çok hızlı başladığımı, fakat bitiş çizgisine 1 metre kala birden durduğumu düşünün. Bu size ne düşündürür? Şimdi de tam tersini düşünün. Yarışa çok yavaş başladığımı ve birdenbire hızlandığımı. Şimdi, yarışa eğer çok hızlı başlayıp sonda hızlı yavaşladıysam, belki bir şeylerden vazgeçmişimdir. Belki yorulmuşumdur. Belki bitiş çizgisinde bir yılan görmüşümdür. Peki ya diğer ihtimal? Yarışa yavaş başlayıp hızlı devam ettiğim ihtimal, belki yarışın yarısında biraz daha kazanma isteği gelmiştir içime. Ya da belki arkamda bir yılan görmüşümdür ve daha hızlı koşmaya başlamışımdır. Bu ikisi birbirine çok farklı değil mi? İkisi de farklı şeyler hissettiriyor. Hız değişimine bağlı duygu değişimi animasyona çok sık başvurduğumuz bir yöntemdir. Yani nesnelerin ve karakterlerin ne kadar hızlı oldukları bize onlar hakkında bir şeyler söyler. Ne kadar ağır olduklarına, ne kadar yol alabildiklerine ve ne kadar esnek olduklarına dair belki. Hız bakımından nesneler onların animasyon ekranında ne kadar görüneceğimizi de belirler ve bu da yaptığımız çizim sayısını doğrudan etkiler. Yani ne kadar çok çizim yaparsak karakterimiz ekranda o kadar uzun süre kalacaktır. Ve onu belli belirsiz göstermek istersek çok daha az çizim yapmalıyız. Ve bu da onu daha hızlı gösterecektir. Mesela şimdi bir çember düşünelim. Ve bu çember bir top olsun. Aslında renksiz bir top hiçbir şeydir. Onun karakterine dair pek bir şey söylemez. Şimdi onun bir bowling topu olmasını istediğimizi düşünelim. Bowling topları ağırdır ve yavaş hareket ederler. Ve bir bowling topunu yuvarladığımız zaman gitgide yavaşlamaya başlar. Ve onu bu hale getirmek için çok daha fazla çizim yapmamız gerekir. Eğer şöyle kabaca bir hesap yaparsak, topun başladığı andan itibaren 3-4 çizim yaptıysak, İlerledikten sonra onu 10, 11, 12 çizime yükseltmemiz gerekir ki top ekranda daha fazla kalsın ve zaman içerisinde daha az yol alsın. Bir de şimdi bozuk parayı düşünelim. Bozuk parayı havaya atıyoruz. O kadar hızlı dönüyor ki. Neden mi? Çünkü bozuk para ince ve hafiftir. İnce ve hafif maddeler daha hızlı yol alırlar. Bu da onların arasındaki ağırlık ve yoğunluk ilişkisini belirler. Aslında bunlar da doğanın birer kanunudur. Bu derste size animasyonun 6 önemli ilkesinden bahsettik. Size spordan, doğadan ve hayattan örnekler vererek bu bilgileri pekiştirmenizi sağladık. Eğer bu bağlantıları kurabilirseniz gelin bizimle bir sonraki bölümümüzü izlemeye devam edelim. Teşekkür ederim.